İsmim Yasin. Şifalı bitkiler aktar işiyle uğraşıyoruz. Biz babadan bu meslek gelme. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içerisindeyiz. Biz de çocukluktan beri bu işin içerisindeyiz, uğraşıyoruz. Korona ile alakalı genelde üst solunum yolları ile alakalı bitkiler tavsiye ediliyor uzmanlar tarafından. Bunlar neler? Mesela udu hindi olabilir. Udu hindinin kendisi, yağı şu anda inanılmaz popüler. Şöyle söyleyeyim, eskiye nazaran eskiden birse şu an mübalağasız 10 talep var. O şekilde çok yoğun şekilde tüketiliyor. Bunlar şöyle şu şekilde yanında propolis var mesela. Sumak var yanında. Sumak, bunların hepsi ortak faydası üst solunum yolları ile alakalı problemler. Yani bu da koronada ciğerle solunum yolları ile alakalı olduğu için tavsiye edilen ve alınan talep olan ürünler bunlar. Bu şekilde. Peki korona döneminde doktorlar tarafından tavsiye edilen gıdalar var. Bunlarda fiyat değişikliği nasıl oldu? Fiyat değişikliği %100 oldu yani. Hiç mübalağasız %100 oldu. Normalde bir aldığımız ürünler şu anda mesela udu hindi. Normalde bir alıyorsak şu anda 2 liraya bulamıyoruz. O denli yoğun, o denli çok. Bununla alakalı yapılacak bir şey var mı? Yok. Bir de şöyle bir durum var. Doktorların dışında size nasıl tabir edilir? Sahte hocalar diyeyim. Bir tanesi çıkıyor, şu şu iyi gelir diyor. Maalesef halkımız da bilinçsiz şekilde bunu tüketebiliyor. Onlarda da çok aşırı bir talep olduğu zaman çok değersiz ürünler değerli gibi algılanabiliyor. Yani biz bulmakta zorlanıyoruz. Arz talep çok arttıkça bizi de zorluyor, müşteri de zorlanıyor. Peki bu tür gıdaların yan etkisi oluyor mu insanlara? Yan etkisi kesinlikle olur. Özellikle bitkisel ürünlerde dozaj çok önemlidir. Yani kullanımla alakalı eğer dozajı kaçırırsanız çok ciddi zararları olabilir. O yüzden bir uzman tarafından kesinlikle tavsiye edilmeli. Yani kafamıza göre gidip şunu şunu kullanayım, şunu şunu şöyle yapayım diye bir şey yok. Bunların kürleri vardır. Kür dediğim işte belli gün sayıları vardır, belli molaları vardır. Ara vermemiz gerekir hepsinde. Bu aralara dikkat edilmezse, dozajlar aşılırsa çok ciddi zararlar olabilir. O yüzden bilinçsiz asla bitki tüketmememiz gerekiyor. Yani Allah göstermesin zehirlemeye, ölüme kadar yol açabilirler.